Sevgili Kayseriler, biz seçime gidiyoruz. Seçim bitecek. Bu millet kimi seçerse seçecek. Ondan sonra herkes evine dönecek. Önce sözü böyle başlamak istiyorum. Ama maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onları çok hakir görerek, siz ne anlarsınız, ne bilirsiniz diyerek adeta siyaset yapmak serbest, seçime girmek serbest ama kazanmak yasak gibi bir davranış içerisinde gidiyor. Bunu niye anlatıyorum? Sayın Akşener'e biliyorsunuz, parti kurulduğundan itibaren yapılan saldırılar, hakaretler, iftiralar ve bunların karşılığında kimsenin cezalandırılmaması. Şu anda hala korku ve nefret siyaseti aynen devam ediyor. Herkese bir karalama, herkese bir çamur. Halbuki ben şöyle bakıyorum olaya. Millet İttifakı'ndan hiçbir Allah'ın kulu, Cumhur İttifakı'ndan hiçbir kimseye siz niye oradasınız ya da onları destek olanlara ağzını açıp tek kelime yapmıyor. Ama bizler her televizyon açılışında birileri konuşmaya başlayınca illet, zillet vesaire bir sürü laflarla karşılaşıyoruz. Ya yuh yok. Bakın dün ben bunu Uşak'ta da söyledim. Artık bundan sonra temiz siyaset gelecek. Bu yuhu da ortadan kaldıracağız. Temizliğe buradan başlayacağız. Koltuğu bırakmak istemiyorlar. Bütün mesele burada. Koltuğu bırakmak istemiyorsanız şu anda seçim sırasında verdiğiniz vaatleri keşke birkaç ay önce yapsaydınız, gerçekleştirseydiniz ve bunları yapmış olmanın rahatlığıyla seçmenin karşısına çıksaydınız çok daha güzel olurdu. Ama öyle değil. Adeta niye seçime giriyorsunuz havasında maalesef konuşmalar yapılıyor, propagandalar yapıyor. İftiranın birisi şu, Diyanet'i kapatacaklarmış. Buradan söylüyorum. Diyanet'in kapatılacağına dair altı liderden tek bir kelime çıktıysa söz veriyorum, Ankara Belediyesi'nde bırakıyorum, adaylıktan da çekiliyorum. Peki bu söz ne zaman söyleniyor? Bu söz cami avlusunda söyleniyor. Benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Bal damlar. Asla ve asla bir başka Müslümana hakaret etmez, İftira atmaz, nefret söyleminde bulunmaz. Dün de sahte broşürler dağıtmışlar, Öcalan serbest bırakılacak diye. Sayın Akşener, ben, diğer altı siyasi parti orada olduğu müddetçe bebek katilinin cezasını çekmeden hiçbir Allah'ın kulu çıkaramaz. Teröre bulaşmış eli kanlı teröristleri hiç kimse çıkaramaz. İstese de çıkaramaz. Af kanunu böyle kolayla bir çıkarılacak kanunlu olmuyor. Nitelikli çoğunluk lazım. En az 360 lazım. Ama ben gene iddialı bir şekilde diyorum. Çıkarırsa gene bunlar çıkarır. Dolayısıyla şimdi Hüdapar'ın görüşlerini biliyorsunuz. Federasyon tartışılmalı diyor. İsteriz demiyorlarmış. Beni tekzip ettiler. Özerklik istiyorlar. Bayrakla sorumlu. Hatta genel başkanına mecliste yemin edecek misiniz deyince bir bakacağız dedi. Şimdi PKK'nın bu konudaki görüşleriyle Hüdapar'ın bu konudaki görüşleri arasında bir fark var mı arkadaşlar? Şimdi dün Tuğrul Türkeş ben onun sözlerini kabul etmiyorum dedi. Bugün de Bülent Turan AK Partili dedi ki o ittifaka dahil değil. Evet, internette açıklaması var. Hüdapar ittifakımıza dahil dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Demek ki çok sıkıştılar. Daha imkan varsa kim gelirse gelecek. Çünkü İstanbul seçimlerinde şunu yaptılar. Baktılar güç yetmiyor, hiçbiri tutmuyor. Yedek kuvvetleri sahaya sürdüler. TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkarttılar. Bebek katilinden mektup getirip televizyonda okuttular. Aynı senaryo oynanıyor.